Herkese merhabalar. Sizlere bu videoda TYT'ye yönelik bağ ve molekül polarlığından bahsedeceğim. Şimdi polarlık ne demekti? Polarlık kutuplanma demekti. Kısmi yüklenme oluyordu. Yani bağ elektronları, mesela diyelim X ve Y atomu arasında bağ elektronları elektronegatifliği fazla olan, diyelim ki burada Y atomu, bağ elektronları Y atomuna daha yakın oluyordu veya bir molekülde yük yoğunluğu dengeli olmuyordu. Şimdi bu durumları bir konuşalım. Nasıl oluyor? Bir bakalım. Bağın polarlığı ile molekülün polarlığı farklı kavramlar. Bunları birbirine karıştırmayalım. TYT için önemli bir konu. Şimdi iyonik bağda metal-ametal atomları arasındaki bağda mesela sodyum klorür değil mi? İyonik bir bileşik. Sodyum metal, klor ametal olduğu için burada sodyum katyon oluyor. Değil mi? Kısaca yazıyorum. Klor anyon oluyor. Yani tamamıyla bir elektron alışverişi söz konusu. Şimdi bizim bu bağ polarlığı ve molekül polarlığını biz kovalent bağlar için konuşacağız. Özellikle polar kovalent bağlar için. Şimdi kovalent bağlar neydi? Ametal atomlar arasındaki bağlardı. İkiye ayırmıştık. Polar kovalent bağ, apolar kovalent bağ. Eğer farklı ametal atomları arasındaysa bu polar kovalent bağdı. İşte HCl, su, bor trihidrür, amonyak, karbondioksit, metan veya işte karbon tetraklorür gibi örnekler polar kovalent bağdı. Apolar kovalent bağ ametal atomlar arasında, aynı ametal atomlar arasında gerçekleşiyordu. H2, Cl2, F2, O2, N2 gibi. Buraya da yazmışım, bağlar arasındaki polarlığı belirtiyor. Peki apolar kovalent bağ için konuşalım. Bakınız, aynı ametal atomları arasında gerçekleşen bağlar için konuşuyoruz. Hem atomlar arası hem de molekül apolar oluyor. Yani bir kutuplanma söz konusu olmuyor arkadaşlar. Hidrojen birinci periyotta 1A grubunda yer alan bir ametal değil mi? Bakınız, aynı atomlar arasında olduğu için H2 molekülü için konuşalım, hidrojen için. Elektronegatiflik farkı da 0 olduğu için hem molekül hem de bağ apolardır. Tamam. Keza klor ve oksijen için de aynı şeyleri diyebiliriz. Cl2, yani Cl2 ve O2 için hem bağ hem de molekül apolardır. Çünkü aynı ametal atomlar arasında gerçekleşiyor. Herhangi bir kutuplanma, bir polarlanma söz konusu değil. Peki, polar kovalent bağ gelelim. Polar kovalent bağ neydi? Mesela ben size sorsam, hidrojen klorür polar mıdır, apolar mıdır? Diyeceksiniz ki hocam, iki farklı ametal atom arasında olduğu için hidrojen klorür polar kovalent bağdır. Peki molekül polar mıdır? Molekül de polardır. Neden? Çünkü bu bağ elektronları, bak bu bağ elektronları klora daha yakın. Elektronegatifliği klorun daha yüksek olduğu için klora, yani bağ elektronları klora daha yakın olacak. Molekül de polar olacak. HCl, HI, HBr, HF bunlar hem bağlar arası hem de molekülü polar oluyor arkadaşlar. Tamam. Karbondioksit ve su için konuşalım. Ben size desem ki, gençler bu karbondioksit ve su polar mıdır, apolar mıdır? Diyeceksiniz ki hocam, ikisi de, yani iki molekülde de iki farklı ametal atomu arasında oluştuğu için bağlar polar kovalent bağdır. Peki karbondioksit ve su, dediniz ki bana hocam ikisi de polar kovalent bağ. Peki ben size moleküllerin, yani atomlar arası değil de tüm molekül için konuşuyorum. Hangisi apolar, hangisi polar? Şimdi karbondioksit apolar demeniz gerekiyor. Su molekülü içinse polar demeniz gerekiyor. Diyeceksiniz ki hocam bunu nasıl belirleyeceğiz? Bakınız, merkez atom üzerinde ortaklanmamış elektronlar varsa molekül polar. Dikkat ediyorum, bak karbondioksit CO2. Dediniz ki hocam iki farklı ametal atomu arasında olduğu için karbon oksijen, çok pardon, şöyle göstereyim. Karbon oksijen arasındaki bağ polar kovalent bağ ama molekülün, yani CO2'nin tümü apolar. Neden? Bakınız, her iki taraftan da yük yoğunluğu birbirini dengelediği için molekül apolar oluyor. Yani bu işin açıklaması bu şekilde. Ama sizin bilmeniz gereken, merkez atom üzerinde ortaklanmamış elektron varsa, bak karbon tüm elektronlarını, değerlik elektron sayısı 4 elektronlu değil mi? Tüm elektronunu bağ yapımına kullanmış. O zaman karbondioksit molekülü polardır diyeceğim. Suda ise, bak dikkat et, 2 hidrojen 1 oksijen.
Oksijenin değerlik elektron sayısı neydi? 6 elektrondu. Bunun ikisini bağ yapımı için kullanmış hidrojenle, dikkat et, 4 tanesi de eşleşmemiş. Bu elektronlar neydi? Eşleşmemiş, bağ yapmamış elektronlardı. Eşleşmediği için merkez atom üzerinde ortaklanmamış elektron var. O yüzden molekül polar olacak. Tamam mı? Yani ben size bir soru sorsam, bir XY atomu, XY2 atomu, tamam mı? X atomu üzerinde ortaklanmamış elektron çifti var desem. Diyeceksiniz ki hocam molekül polar. Çünkü merkez atomu üzerinde ortaklanmamış elektron çifti var. Diğer örneklerimize bakalım. Metan ve amonya. Desem ki polar mı, apolar mı? Bağlar için konuşalım. Diyeceksiniz ki hocam iki farklı ametal atomlar arasında olduğu için her iki molekülde polar kovalent bağ. Yani karbon hidrojen arasındaki bağ, şuraya değil de zaten buraya yazmışım, polar kovalent bağ diyeceğim. Peki molekül apolar diyeceğim. Neden? Diyeceksiniz ki bana hocam merkez atom üzerinde ortaklanmamış elektron çifti yok. O yüzden molekül apolar. Amonyak için konuşalım. Tamam, polar kovalent bağ atomlar arası. Molekül ise ne olacak? Polar olacak. Neden? Diyeceksiniz ki hocam azot üzerinde ortaklanmamış elektron çifti olduğu için molekül polardır diyeceksiniz. Mesela berilyum hidrür, bor trihidrür bileşikleri içinde konuşursak, size sorsam ki bunlar polar kovalent bağ mıdır, apolar kovalent bağ mıdır? Diyeceksiniz ki hocam iki farklı ametal atom arasında olduğu için bunlar polar kovalent bağdır. Bu iki moleküldeki bağlar. Peki moleküllerini sorsam, molekül apolar mıdır, polar mıdır? Ortaklanmamış elektron çiftleri olmadığı için, yani bütün değerlik elektron sayıları, değerlik elektronları bağ yapımında kullanıldığı için her iki molekülle apolardır diyeceğim arkadaşlar. Demek ki neymiş? Merkez atom üzerinde ortaklanmamış elektron varsa molekül polar, yoksa molekül apolardır diyeceğim. Kıymetli arkadaşlar, kıymetli öğrenciler, anlatacaklarım bu kadardı. Bir sorunuz olursa lütfen yorum kısmına belirtin. Videomu beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Sınavlarınızda başarılar, iyi çalışmalar, sağlıcakla kalınız.